Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar, Servan kardeşimiz mazot filtresindeki su niye birikiyor? Bu su nereden geliyor diye soruyor. Aslında mazot nasıl alınması lazım arkadaşlar? Mazotumuz gündüz bitsin bitmesin, akşam paydostan sonra alınması lazım. Normal şartlarda öyle olması lazım. Makinemiz stop halindeyken deposu dolduracak. Sabaha kadar o şekilde bekleyecek. Sabah da makinemizin deponun suyunu almamız lazım. Bakın şurada bir musluk konulmuş. Eskiden bu şeylerin altındaydı. Depoların altında olurdu. Şimdi ulaşılması kolay olsun diye böyle yapılıyor artık. Şu musluktan açıp depomuzun suyunu alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani bunu biraz daha akıtmamız lazım aslında da. Ben bunu bir dön alıyorum, semaveri yakarken kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden fazla akıtmıyorum bunu. Bu Servan kardeşim depodaki biriken sular artı mazotun içinde gelen sular, mazot ne kadar temiz olursa olsun mutlaka mazotta su vardır yani. Burada depoda bekleye bekleye ne oluyor? Deponun dibine çöküyor. Ondan sonra sarsıntı olduğu zaman mazot karışıyor ve filtre gidiyor. Zaten filtrenin görevi nedir? Mazot filtresinin görevi yakıttaki suyu, pisliği süzmek. Esas görevi budur mazot filtresinin. Yakıldım ben şeyini açtıktan sonra şimdi zaten bana mazot gelecek arkadaşlar. Mazot gelmek üzere. Mazotun deponun dibini sık kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Eyvah, teyibim açık. Size şöyle tutayım arkadaşlar, şimdi çalışmaya başlayacağım. Hüseyin Kaygı kardeşimiz de ısrarla şeyi soruyor. Mertel Rafiyat'taki dayı, bunun kronik bir rahatsızlığı var mı diye. Şimdi buna cevap vermem olmaz Hüseyin Kaygı kardeşim. Ben oradan ayrıldım. Yani o makineyle ilgili kötü bir şey söylemem. Şöyle bir arızası vardı, böyle bir kronik rahatsızlığı vardı demem yanlış olur. O yüzden senin bu soruna cevap vermiyorum, bilmiş ol. İbrahim Uçak kardeşimiz de diyor ki yağcı sadece bir makineyi mi yağlar yoksa şirkette olan bütün makineleri mi yağlar? Ya bu duruma göre. Bazı şirketler zaten ne yapıyor? Her makineye bir yağcı alıyor. Bazılarında da bir yağcı bütün makineler, hatta kamyonları dahi yağlıyor. Bu oranın durumuna göre artık. Buna bir şey söyleme hakkımız yok. Oranın şartlarına göre değişiyor. Berat Ceylan kardeşimiz de 30-40 tonluk makineleri taşırken trafikte sorun olmuyor mu tonajdan dolayı? Aslında lobetler bile yapılırken her makine tonajına göre, mesela bizim lobetimiz 30 tonluk. Zaten trafik önce bunu sormaz. İlk soracağı şey yol belgesi. Efendime söyleyeyim, öncü. Bunları soruyor. Tonaja pek bakan olmaz. Daha tonaja hiç soranı denk gelmedi yıllardır. İlk soracakları yol belgesiyle öncüdür. Ahmet Bostan. Ahmet Bostan kardeşim de bekoloderi kullanırken diyor abi tam durmadan vitesleri ileri giderken mesela geri takıyorsun diyor veya geri giderken ileriye takıyorsun diyor. Ahmet kardeşim hatta o başına şöyle bir olay gelmiş, şaltı düşürdüm diyor. Belki tam kameradan fark edemedim, ben vites değiştirdiğim zaman gazı iyice kesiyor, makine neredeyse durma şeyine geliyor. Burun turda yaptırmadığın sürece makineye bir sıkıntı olmaz. Zaten bu makinelerin özelliği biraz da odur. Yoksa öyle normal düz traktör gibi olmuş olsa o şekilde vitese de geçmez zaten. İleriye giderken geriye geçmez. Bunların torklu olmasından şeyinden dolayı onda çok bir sıkıntı olmaz yani. Ama dediğim gibi vurdurmamak lazım. Faruk Şinik kardeşimiz de operatörlük belgesiyle ilgili diyor, soru sormuştum. Cevabını alamadım diyor. Faruk kardeşim araştırıyorum. Tam detaylı bir bilgi aldığım zaman güzel bir cevap diyorsa yapacağım kardeşim. Hoşça kalın arkadaşlar.